Şimdi kızlar başlattık değil mi? Şimdi çok sorulardan bir tanesi hocam ben yemek yiyorum ve kilo alamıyorum. Ya da tam tersi. Ben hiç yiyemiyorum ama kilo alıyorum. Bunun sebebi aslında söylenildiği gibi masum değil. Bak bunu öğrenelim çocuklar tamam mı? Şimdi deneyle yapacağız bunu. Şurada şunu kanıtlayayım size. Önce arkadaşlar eğer ki biz kilo alamıyorsak yeterince beslenmiyoruz. Yani gelir gider dengelemesini iyi yapmıyoruz. Tam tersini düşünelim. Kilo veremiyorsak işte hocam su içsem yarıyor. Yalan. İnan ki çok yiyorlar. Parmağın gözükmüyor değil mi orada? Şimdi su içsem yarıyor olayı da şudur. Yani yemediğini zannediyor ama yiyor ve hareket etmiyor. Şimdi İki tane bardağımız var. Karton bardak ve de bir tane suyumuz var. Tamam mı? İki bardağımız ve suyumuz. Şöyle şey yapalım. Şimdi burada deneyimizi yapacağız. Şimdi burada Zeynep suyu kontrollü bir şekilde dolduracaksın. Bu biziz. Bu da biziz. Bünyemiz. Yer ıslanmasın diye. Şimdi buradan ver suyu bana. Buradan biz gün boyunca yiyoruz. 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 Ama sabit kalıyoruz. Bu su bardağa dolar mı, dolmaz mı? Dolar. Dolar değil mi? Niye? Çünkü hep geliyor ve geri giden hiçbir şey yok. Değil mi? Şimdi bu suyu geri dolduralım. Bardaklar temiz. Korkmayın bu su kimse. Şimdi bizim bana diyeceksiniz ki hocam bu kadar da değil biz yani hareket ediyoruz. Hareket edilecek işte sıradan insanların hareketi. Şöyle bir delik deldik. Bunda su durur mu? Durmaz. Değil mi? Bunda su durmaması için ne olacak? Bir damla dökmemiz lazım. Bak bir damla bak bu şekil beslenmemiz lazım ki bu bardak dolsun. Dolmasın. Tamam mı? Bak damla damla bak akmaya başladı şimdi bak. Bak aşağı şimdi akmaya başladı. Şöyle bardağı gösterelim. Gördünüz mü? Akmaya başladı. Şimdi burada ne oldu? Biz gelirimizi çoğaltıyoruz. Gelirimizi çoğaltıyoruz. Tekrardan geliri çoğalttık. Bak şimdi ne oldu? Bak gelir çoğalmaya başladı ama şöyle bardağa yaklaşalım. Bardak yine doldu. İçeriden bakalım içeriden. Şöyle gördüğünüz gibi bardak yine doldu. Bizim burada olayımız ne? Bak burada olayımız ne? Şöyle dökelim şunu. Ne oldu? Delik küçük yani bizim harcadığımız enerjimiz az, küçük ama vücudumuza giren besinler fazla. Biz bu deliği ne yapacağız? Yani bu deliği enerji olarak düşünün. Deliği büyüteceğiz. Bak büyüttük. Deliği büyüttük. Şimdi buna damla damla yine damla damla atarsak ne olur? Bak damla damla su dolmaz değil mi? Su dolmaz. Birazcık daha tekrardan suyu doldurmaya çalışalım. Bak ne oluyor? Gelir gidiyor. Gelir gider oluyor. Elini çek. Tamam. Gelir gider oluyor. Bak gelir gider oluyor ve bardağın içi boş oluyor. Şimdi tamamen kilo verme olayı budur. Şimdi biz bunu bu deliği yani harcadığımız eforu, enerjiyi, kaloriyi ne kadar büyütürsek işte mesela nasıl diyelim sabah işte işe yürüyerek gidiyoruz. Mesela öğlen yemeğimizi düşürdük. Öğlen biraz daha yürüyüş yapıyoruz. Bunları arttırırsak kilo veririz. Tam tersinde de bu enerjiyi yani şu giderimizi kapatmamız lazım. Ve geliri fazlalaştırmamız lazım. Gelirle gider eşit olmadıkça kilo alınacaktır arkadaşlar. İnşallah anladınız, değil mi? Anladık mı? Yani neymiş Irmak'cığım? Sen yemek yediğini zannediyorsun ama yemiyorsun. Yediğin kadar da enerji sarf etmiyorsun. Fazla sarf ediyorsun. Sen Berilcim yemediğini zannediyorsun. Fazla yiyorsun. Fazla hareket etmiyorsun. Doğru muyuz?
Bu esası budur. Yani bizim halalarımız, teyzelerimiz, yani amcalarımız, dayılarımız genelde kilolu, parmakların gözükmüyordur inşallah, kilolu insanlar, yani kilolu insanlar ya da zayıf insanların esas temeline yatan budur. Yemek yediğini zannediyor kilo alamayan, yemek yediğini zannediyor, esasında yemek yemiyor ve çok enerji sarf ediyor. Tam tersi, kilo veremeyen de çok yemek yiyor, su içsem yarıyor demelerine bakmayın. Çok yemek yiyor ve hareketsiz bir yaşamı olduğu için kilolu oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtirsiniz. Beğenip abone olursunuz. Çocuklar öğrendik değil mi? Evet. Güzel.